mi işin? Bitti bitti. Şuraları bir toplayıp hemen çıkarız. Gitti mi Levent Üstü'ye? Ya oğlum gidip şu Hamza ile bir konuşsak. Bu adamın durumu hiç iyi değil ya. Evet evet, temiz bir sopa istiyor. Allah Allah. Ya niye böyle diyorsun abi? Para yok, pul yok. Kıza ne desin bu adam yani? Ne demek ne desin ya? Anlatsın abi derdini. Bakalım kız ne diyor? Zaten böyle parası pulu yok diye yan çiziyorsa o kızdan hayır mı gelir adama? Böyle garip oyunlara ne gerek var ya? Dürüstçe konuşsun. Yani sen iyi de böyle konuşacaksan istersen sen konuşmasan daha iyi olacak galiba. Yanlış mı diyorum abi? Ne oldu be sana oğlum ya? Böyle moralin mi bozuk? Ne yoksa melek mi çarptı ha? He ya. Durduk yere bozuk attı. Yine anlamadım ki bir şey. Kim bilir yine ne yaptın kıza? Vallahi bir şey yapmadım lan. Gittim adam gibi merhaba dedim. Merhaba dedi. Yarın ne yapıyoruz dedi. Buluşuruz dedim. O kadar mı dedi. Bu kadar dedim. Bozuldu. Allah Allah. Bir yere mi götür istiyor acaba? Abi gitmiyor değiliz ki. Deniz yüzbaşı yüzünden evde oturduğumuz mu var doğru dürüst? Gülme lan biz. O manada söylemedim. Evde oturamıyoruz. Anladım. Şişt, bana bak oğlum. Bu kızın doğum günü falan olmasın bu aralar? Hayır daha var. Bak ben sana ne diyeyim Ferit o Ferit. Yarın sen git çarşıya. Şöyle en güzelinden bir hediye al bu kıza, tamam mı? Özel günü ise aradan çıkartmış oluruz. Aa baktın değil. Kızın gönlünü almış olursun. Oğlum kadınlar hediyelere bayılırlar. İyi fikir ha. Vay be görüyor musun? Tarihin en büyük zamparasına akıl verdim. Abartma. Abartma. Kolay gelsin dostum. Sağ ol. Ne o? Canı mı sıkkın senin paşam? He. Anamgül kavurma yollamıştı ama hala gelmedi. Ah Tosun, senin hava kavurmalar yok mu? He yok işte. Ben de onu söylüyorum. Vardı aslında. Yani kendi ayaklarıyla Nizami'ye kadar gelmişti. Tahmin et bakalım biz o kavurmaları ne yaptık? Kavurmaları mı yediniz demek? Yemeseniz ölürdünüz değil mi alçak herifler? Yedik de eliyiruk. Zehir zıkkım olsun. Oldu zaten Tosun'u. Sende o kavurmalar var ya, zehirliymiş. Yediniz mis gibi kavurmaları, şimdi de iftira atıyorsunuz. Yerken iyiydi değil mi? Yok, yerken de kötüydü de tutamadım kendimi. Ben anlamam arkadaş, ben kavurmalarımı isterim. Paşam, esas mevzu o değil kardeşim. Gel otur şöyle. Petrol al, sana bir şeyler anlatacağız şimdi, gel. Otur Tosun, otur. Biz senin kavurmaları diyemesine yedik de gel gör ki hepimiz öleceğiz. Bu benim kavurmamı geri getirecek mi? Ya Tosun, öleceğiz diyor, zehirlendik. Hastaneye götürüp midemizi yıkadılar. Aman hafile, ele zavuk. 3 günümüz kaldı. Yemin edin, ölümü gör deyin. Merak etme, göreceksin zaten. Yalan söylüyorsunuz değil mi? Şaka yaptık değil mi ne olur? Keşke öyle olsaydı be Tosun'um. Ferit de duydu. Sor isterse paşam. Doğru mu Ferit? Ne doğru mu? 3 gün içinde ölecekler mi? Ha evet evet, ölüyorlar. Yazık, pazartesiye falan helvalarını yeriz. Ne diyor bunlar ya? Ya saçmalıyorlar işte, bilmiyor musun yani? Ha, ölüyorsunuz evet. Vay benim bahtsız kardeşlerim. Siz yokken ben ne yaparım? Şunu... Kızım... Kartopun... Vedat... Bakayım beyler. Kalkın artık be ya, sabah oldu. Cumbo. Cemal. Cemal. Ya hadi bakayım ya. Astik damlar birazdan. Vedat. Vedat hadi ya. Hadi. Aman. Ölmüş eşek kurttan korkar mı hiç kardeşim be? Ya öyle demiyorsunuz be ya. Zaten şunun şurasında 3 günlük ömrümüz kaldı. Onu da yatarak mı geçireceğiz be ya? Doğru söylüyorsun. 3 gün sonra bol bol uyuyacağız zaten. Neyse ben gideyim annemle bir konuşayım. Küs küs gitmeyelim öbür tarafa. Abi. Vedat, dur ben de eve arayacağım ya. Daha sonrasında yer içer keyfimize bakarız anasını satayım.
Oğlum benim yapacak daha ne kadar çok işim vardı ya. Hangi birini yetiştireceğim ben şimdi? Ya benim içimde hiçbir şey yapmak gelmiyor be ya. Ben de müjdeyle nişanı bozayım da dul kalmasın. Vallahi ben de çatlayıncaya kadar yiyeceğim. Madem öleceğim çatlayarak öleyim anasını satayım. Ulan ölüyoruz be ya, çüş hala bir yemek. Ne yapayım? Kefenin cebi yok da midesi mi var sanki? O kadar zulaladığım kayıntıyı ne yapacağım? En iyisi parti vereyim de yedireyim millete. Nasıl fikir? Oh. Hiç olmazsa aşık olsaydın be kardeşim. Aşkı tattım, aşkı yaşadım deseydin. Abi o senin anlattığın Alaban, İsveçli gacılar vardı ya, onlar neydi peki? Oğlum, onların hepsi gelip geçici heveslerdi. Ah be, yaşandı bitti. İnsan yolun sonuna gelince anlıyormuş demek ki. Şş, bana bakın, partiye isim de buldum ha. Ölümü Öp Partisi, nasıl? Çok güzel. Cülcül öldüreceğim lan bizim şahım. Hadi abi gidip eğlenelim. Ha vallahi hadi yürüyün lan. Hadi. Siz gidin, ben şu koğuşu temizliği vereyim, gelirim yanınıza. Ya ne koğuş temizliği oğlum? Ya. Uşağım, hep beraber ölmeyeyim miyim? Sen vaz mı geçtin uşağım? Ya Laz abidir. Şimdi yarın öbür gün hoca cemaati toplayıp da merhumu nasıl bilirdiniz diye sorduğunda arkamızdan iyi pis bilirdik, iğrençti derlerse. Ha. Tabii tabii. Ya hadi yürü bakalım.